Sağlıklı bir bireyin kan plazmasındaki diyor kalsiyum konsantrasyonuna bağlı olarak salgılanan D ve A hormonlarının miktarına meydana gelen değişimler grafikte verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrulaması. Arkadaşlar kandaki kalsiyum miktarı bakın normalde zaten 10-12 ya. Arttığı zaman bunun ne olması lazım? Azalması lazım. Yani normale düşmesi lazım değil mi geriye? Kandaki kalsiyumu azaltan hangi hormon? Tabii ki kalsitonin hormonu. Kalsitonin. Peki nasıl azaltıyor bunu arkadaşlar? Bakın kalsitonin kandan kemiğe, kandan idrara, kandan dışkıya vererek kandaki kalsiyumu düşürüyor. Peki azaldığı zaman kandaki kalsiyum miktarı bu sefer de artırılması lazım. Bu da arkadaşlar kimle beraber oluyor? Parot hormonu oluyor. Parot hormon. Artırmak için ne yapman lazım? Kemikten kana, böbrekten geri emeceksin, kana. Bağırsaktan emeceksin kana, dışkıdakini azaltacaksın, idrardakini azaltacaksın, kemiktekini azaltacaksın, kandakini artıracaksın ya. Yani. Tamam mı? Bakalım şimdi diyor ki bize D hormonu diyor paratiroid bezinden salgılanıyor. Arkadaşlar D kim? Parat hormon. Parat hormon zaten paratiroid bezinden salgılanıyor. Bu doğru arkadaşlar. Parat hormon. Peki A hormonu ne? Kalsitonin. Kalsitonin nereden salgılanıyor arkadaşlar? Tiroid bezinden salgılanıyor. Tiroid bezinden salgılanıyor. Tiroid bezin zaten arkadaşlar iki tane hormon salgılanıyor. Tiroksin ve kalsiyum hormonlar. Bu da arkadaşlar kalsiyum hormonu. Bu doğru. Diyor ki bize kandaki kalsiyum düzeyi normal üzerine çıkması durumunda. Yani bakın kandaki kalsiyum arttı. Kalsiyumun artıyor. Kalsiyum nasıl kandaki kalsiyumu düşürmeye çalışıyor? Kalsiyumun arkadaşlar şöyle diyeyim. Kalsiyumun kandan kemiğe geçmesini sağlıyor. Kemiğe geçmesini sağlıyor. Başka böbreklerden kalsiyumun geri emilimini azaltıyor. Geri emilimini azaltır. İdrara vermeye çalışıyor yani. Aynı şekilde bağırsaklardan kalsiyum emilimini azaltarak dışkıya vermeye çalışıyor ve bu şekilde kandaki kalsiyumu düşürmeye çalışıyor. Çünkü artmış ya normal üzerine çıkmış. Salgılanan A hormonu diyor, kandaki miktar artması diyor, böbreklerden ve bağırsakların kalsiyum emimi azaltacağı, evet, dışkıya ve idrara vermek istiyor yani. Dolayısıyla buradaki kalsiyum miktarının artması neden oluyor. Yani dışkıdaki ve idrardakini artırıyor, kandakini azaltmış oluyor bu sayede. Bu da doğru arkadaşlar. D ve A hormonlarının diyor, kandaki miktarının diyor, düzenlenmesinde hipofizin ön lobuna salgılanan TSH. Arkadaşlar bakın tiroid bezinden tamam. İki tane hormon salgılanıyor. Bakın tiroid bezinden iki hormon salgılanıyor. Nedir bunlar? Tiroksin ve kalsiton hormonlar. Tiroksin ve kalsitonin. Bu doğru ama hipofizden salgılanan arkadaşlar TSH hormonu tiroid bezini tiroksin salgılaması için uyarır. Kalsitonin arkadaşlar salgılanması hipofiz tarafından bu TSH ile kontrol edilmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış oldu. Kalsiton ve parathormon arkadaşlar miktarı neye göre ayarlanıyor? Zıt çalışan hormonlar kandaki kalsiyuma göre ayarlanıyor. Kandaki kalsiyum. Eğer kandaki kalsiyum artmışsa kalsitonin salgılanıyor. Kandaki kalsiyum azalmışsa parathormon salgılanıyor. Hipofiz bunları kontrol etmiyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana olacak yanlış olan. Aşağıda verilen bitkisel hareketlerin hangisinin gerçekleşme mekanizması diğerlerinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar bitkileri hareketi biz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi ne? Nasti hareketi veya ırganım hareketi. Nasti ya da ırganım hareketi. Bir diğer arkadaşlar nedir? Tropizma ya da yönelim hareketi. Tropizma ya da diğer ifadeyle yönelim hareketidir. Yönelim hareketi. Şimdi arkadaşlar nasti hareketi nereden kaynaklanıyor? Turgor basıncı değişiminden kaynaklanıyor. Turgor basıncı değişiminden kaynaklanır. Ne demek istiyoruz? Mesela diyelim ki böcekçi bitkinin böceği yakalaması. Şöyle düşünün. Bakın kapana böyle yandan bakıyoruz. İşte böcek diyelim buraya girdi. Burada tüyler var. Bunlara dokundu diyelim. Ne oluyor arkadaşlar? Böyle bir tanesini birkaç tanesini daha doğrusu dokunduktan sonra burada ne oluyor? Bakın şu içteki hücrelere fazla su almıyorlar. Şu dıştaki hücreler arkadaşlar fazla su alıp turgorlarını artırıyorlar derken bu şekilde kavislenme oluyor. Şu dıştaki hücreleri fazla su alıyorlar derken bu kavislenme ile beraber kapan ne yapıyor? Kapanıyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Turgor basıncı değişimden kaynaklanır ve bakın uyaran yönüne bağlı değildir. Yani böceğin nereden geldiği işte bir yönü yoktur yani. Uyaran yönüne bağlı değildir. Bağlı değil.
Peki tropizma dediğimiz ne? Bakın arkadaşlar, bu büyüme farkından kaynaklanıyor. Yani oksin hormonundan kaynaklanıyor. Oksin hormonundan kaynaklanır ve uyaran yönüne bağlıdır. Uyaranın yönüne bağlıdır. Yönelme hareketi ne demek? Oksin hormonundan kaynaklanır. Diyelim ki şöyle düşünün. İşte ışık verdik bir büyüme filizine şu taraftan. Arkadaşlar ne oluyor? Oksin ışığı çok sevmiyor. Şu tarafta oksin daha fazla birikiyor. Dolayısıyla burası daha fazla uzadığı için asimetrik büyüme oluyor ve ışığa doğru yönelmiş oluyor. Demek ki uyaran yönüne bağlı bir harekettir diyebiliriz. Uyaran yönüne bağlı olduğu için arkadaşlar uyarana doğru olduğu zaman pozitif, uyarana zıt olduğu zaman negatif adlandırıyoruz bunu. Mesela bakalım, sarmaşığın arkadaşlar temas ettiği deste sarılarak büyümesi. Bakın ne oluyor? Diyelim şöyle bir destek var, fasulye gibi düşünün. Ne yapıyor? Buna değdiği anda arkadaşlar büyüme farkından kaynaklanıyor yani. Biraz daha fazla büyüyor. Aynen şurada yönelmede olduğu gibi yani. Büyüme farkından kaynaklanan bir büyüme hareketi. Nedir bu arkadaşlar? Tropizma hareketidir. Tropizma hareketi. Buna biz ne diyoruz? Haptotropizma diyoruz. Bitki köklerinin su birikintisine doğru yönelmesi. Yani bakın uyaran yönüne bağlı suya doğru gidiyor. Pozitif değil mi? Uyaran yönüne bağlı olduğu için, o tarafa doğru gittiği için daha doğrusu. Hareketin adı ne? Etropizma. Uyaran ne? Hidrotropizma diyoruz. Ne demek pozitif hidrotropizma? Yani suya bağlı yönelme hareketi. Suya doğru yönelme hareketi. Lalenin arkadaşlar düşük sıcaklıkta kapanması. İşte arkadaşlar lalenin düşük sıcaklıkta bu taç yapraklarını kapatıp yüksek sıcaklıkta açmasına biz ne diyoruz? Termonasti diyoruz. Termonasti hareketi. Yani bu bir nasti hareketidir. Uran yönüne bağlı değildir. Cevabımız bu olacak zaten. Akşam sefasının köklerinin diyor, bakın gübre, gübrenin kimyasal. Kimyasala doğru gidiyor. Pozitif, kemo, yönelme hareketi, tropizma hareketi oluyor bu hareketin adı. Çimlenmekte olan tohumdan diyor gelişen embriyonik kökün diyor yer çekimine doğru ilerlemesi. Yer çekimine doğru olduğu için pozitif, uyaran ne? Yer çekimi, geotropizma diyoruz. Yani kök pozitif jeotropizma hareketi gösteriyor diyoruz. Desteğe sarılması arkadaşlar pozitif haptotropizmadır. Haptotropizma. Demek ki C nasti hareketidir, diğeri tropizma hareketidir diyebiliriz. Aşağıda 3 farklı hayvan popülasyonunun bazı özellikleri ve bu özellikler doğrultusunda elde edilen hayatta kalma eğrileri grafiği verilmiş. Hayatta kalan birey sayısı arkadaşlar verilmiş burada yaşla beraber. Şimdi arkadaşlar tip 1, tip 2 ve tip 3 dediğimiz hayatta kalan birey sayısı eğrileri bulunuyor. Bakın tip 1 eğrisi, bakın burada örnek vermiş, Ankara keçisi popülasyonu az sayıda yavru oluşturuyorlar. Ancak yavru bakımı sayesinde ilk ve orta yaşlarda ölüm oranı düşüktür. Ergin döneminde yüksek hayatta kalma oranına sahip bir popülasyonda. Yani ileriki yaşlara kadar ne yapabiliyorlar? Yaşayabiliyorlar. İleriki yaşlarda ölüm oranları ne yapıyor? Artıyor. Boz sincap popülasyonu her yaşta sabit bir ölüm oranına sahip. Yani hemen hemen her yaşta sabit bir ölüm oranı var. Midye popülasyonu arkadaşlar çok sayıda yavru oluşturuyor ama yavru bakımı yoktur bunlarla. Dolayısıyla erken dönemde arkadaşlar yavruların büyük bölümü ne yapıyor? Ölüyor derken hayatta kalanlar, yani bu dönemi atlatanlar arkadaşlar yavruları ne yapıyor? Büyütebiliyorlar. Yani ileriki yaşlara bunlar erişebiliyorlar. İleriki yaşlarda ne yapıyorlar? Ölüyorlar diyebiliriz. Bize ne diyor? Buna göre verilen popülasyona ait hayatta kalma eğriliği ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakın yavru bakımı görülen, özellikle arkadaşlar memelilerin büyük bölümü burada yer alıyor. Tip 1 eğrisi mesela Ankara keçisi arkadaşlar buradadır. Tip 1'dedir yani. Tip 2 dediğimiz ne? Kuşların çoğu, bazı memeliler, bazı sürüngen arkadaşlar bu tip eğrilere sahiptir. Tip 3'te ise arkadaşlar işte balık gibi omurgalılar, ondan sonra böcek gibi omurgasızlar. Mesela böcekte çok sayıda yavru oluşturuyorlar ama bunların çoğu arkadaşlar erken dönemde ölüyorlar. Az bir kısmı erginliğe ulaşabiliyor ve yaşamını devam ettiriyor. Bu da arkadaşlar midye popülasyonunda bakın omurgasızlara daha çok görülüyor bu. Tip 3'te arkadaşlar midyedir. Dolayısıyla cevabımız Adana olmuş olacak. Sağlıklı bir kadında gerçekleşen menstrüel döngü ve bu döngüdeki hormonal değişim grafikleri diyor.
aşağıda gösterilmiş. Arkadaşlar, menstrual döngü biliyorsunuz 4 aşamada inceleniyor. Birincisi nedir arkadaşlar? Folikül evresi. Bakın A nedir? Folikül evresidir. Folikül dediğimiz ne arkadaşlar? Yumurtanın bulunduğu kesenin adı. Bakın hipofizden salgılanan FSH'ın etkisiyle ne oluyor? Folikül olgunlaşıyor. Genç folikül olgunlaşıyor. Hangi hormon bu arkadaşlar? Y hormonu. Bakın Y hormonu nedir? FSH'tir. Bakın ne oluyor? Yumurta atılmadan önce FSH ne yapıyor? Bir miktar artıyor. Arkadaşlar ne oluyor daha sonra? Bu olgunlaşan folikülden bol miktarda östrojen salgılanıyor. Bakın burada folikül evresiyle beraber artan östrojen miktarını gösteriyor Z grafiğimiz. Bu östrojenin grafiği. Daha sonra arkadaşlar hipofizden salgılanan LH'in etkisiyle yumurta atılıyor. Buna biz ne diyoruz? Ovülasyon diyoruz. Ovülasyon evresi. Hangi hormonla oluyor bu? X bakın. X ne oluyor? Bakın yumurta atılmadan önce pik yapıyor. Maksimum ulaşıyor. Derken arkadaşlar folikül yırtılıyor ve yumurta arkadaşlar yumurta kanalına atılıyor. O zaman X hormonu hangi hormondur arkadaşlar? Luteinleştirici hormon. LH hormonudur. Daha sonra yırtılan folikül arkadaşlar korpus luteuma dönüşüyor. Bakın şu sarı cisim korpus luteumdur. Korpus luteumdur. Korpus luteumun özelliği ne arkadaşlar? Buradan bol miktarda progesteron salgılanıyor. Az miktarda östrojen salgılanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yumurta atıldıktan sonra miktar artan T hormonu nedir? Progesteron hormonudur. Progesteron. Daha sonra bakın ne olmuş? Hamilelik olmamış demek ki yumurta döllenmemiş. Yumurta döllenseydi arkadaşlar buradaki östrojen progesteron azalmazdı. Yani korpus luteum bozulmazdı. Bakın burada korpus luteum bozulmuş. Korpus luteum bozulunca arkadaşlar östrojen progesteron kanda hızlıca bakın azalmış. Azalınca rahim duvarını kalınlaştıran bu hormonlar olduğu için arkadaşlar oradaki dokular tutunamıyorlar ve kanla bir dışarı atılıyor. Bu evreye ne diyoruz biz arkadaşlar? Menstruasyon yani kanama evresi diyoruz. Bu da arkadaşlar nedir? Dördüncü evredir. Eğer yumurta döllenseydi arkadaşlar bu progesteron östrojen artmaya devam ederdi. Şimdi bakalım diyor ki folikül gelişiminin gerçekleştiği A olayı folikül evresi yani ve korpus luteum oluşumunun gerçekleştiği C olayı evet yumurtalıklarda arkadaşlar bunlar zaten ovaryumda oluyor. Ovaryumda oluyor bu reaksiyonlar, bu olaylar. B olayı diyor ovülasyon olup evet yumurta atılmasıdır B olayı. Gerçekleşmesi için diyor folikülün yırtılımını sağlayan X hormonu diyor LH'tır diyor. Bunu da söyledik arkadaşlar bakın LH pik yapıyor ovülasyondan önce ve yumurta bu şekilde atılıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Z hormonu diyor yumurtalıkları gelişmekte olan folikülden ve kimden bahsediyor? Östrojenden bahsediyor. Folikülden salgılanıyor. Evet. Ovülasyondan sonra korpus luteumundan bir miktar salgılanıyor. Evet. Yani hem progesteron hem de östrojen arkadaşlar korpus luteumundan salgılanıyor. Bunu da söyleriz. Kandaki T ve Z hormonlarının yani östrojen ve progesteron hormonlarının miktarının maksimum düzeye çıkması hipofizden salgılanan Y hormonu miktarının artmasına neden olur. Bakalım yani progesteron ve östrojen artması arkadaşlar Y hormonu hangisi Y hormonu? FSH değil mi? FSH'ın arkadaşlar artmasına neden oluyor. Bakın burada dikkat edin. Östrojen daha sonra progesteron artmaya başladığı zaman FSH ne yapıyor? Burada azalmaya başlıyor. Arkadaşlar burada negatif feedback bir zaman aralığında negatif feedback görülüyor. Negatif feedback diyoruz. Ne demek bu? Progesteron arttığı zaman işte FSH'ın, LH'ın azalması. Dolayısıyla burada arkadaşlar artar diyemeyiz. Kandaki T ve Z hormonların azalmasına bağlı olarak da gerçekten menstruasyon evresinde endometriyum parçalanması sonucu uterus kalınlığı azalır. Şuradan bahsediyor arkadaşlar. Şunlar azaldığı zaman dedik ki rahim duvarı buraya tutunamaz ve oradaki dokular dışarıya atıldığı için rahim kalınlığı azalır demek istiyor bize. Bu da doğru. Arkadaşlar burada negatif pozitif feedback var. Şu aralıkta pozitif feedback var. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum burada. Bakın burada FSH artıyor. Östrojen de arkadaşlar artarak FSH'ın artmasını da artırıyor. Burada artması, östrojenin artması FSH'ın artmasını sağlıyor. Yani pozitif feedback yapıyor artması. Ama daha sonrasında bakın östrojen ve progesteron artması LH ve FSH'ın arkadaşlar azalmasına neden oluyor. Yani şurada da ne var? Negatif feedback var diyebiliriz. Cevabımız Denizli olacak.
Sağlıklı bir bireyde gözün diyor uzaktaki cisme uyumu sırasında hangilerin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi arkadaşlar gözümüne bir bakalım. Bakın diyelim ki şu mercek, tamam mı? Şu mercek. Merceği arkadaşlar bu şekilde gerilmesini sağlayan mercek bağları veya asıcı bağları da diyebiliriz. Mercek bağları. Mercek bağları. Bunlar nereye bağlanmış arkadaşlar? Bunlar kirpiksi kaslara bağlı. Kirpiksi kaslara bağlı diyelim. Sırlı cisim, kirpiksi cisim de diyebilir. Bakın diyelim ki şurada bir tane daha çizelim. Bir de uzaktaki cisim için çizelim şöyle. Merceğimiz, mercek bağlarımız, asıcı bağlarımız ve kirpiksi kaslarımız diyelim. Kirpiksi kaslar, mercek bağları, mercek bağları. Tamam mı? Aynı şekilde zaten her tarafında var. Üç boyutlu olarak düşünün. Her tarafında bunlar bulunuyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın cisimler yakında olduğu zaman. Bakın diyelim ki şöyle yakında bir cisim var. Yakındaki cisim. Arkadaşlar yakındaki cisimden göze ulaşan ışınlar nedir? Fazladır. Bunun kırılabilmesi ne olması lazım arkadaşlar? Merceğin kalınlaşması lazım. Yani kırma indisinin artması lazım. Peki mercek nasıl kalınlaşacak? Bakın şu mercek bağlanan arkadaşlar bunu çekiştirdiğini düşünün, tamam mı? Çekiştirdiğin zaman mercek ne yapıyor? İnceliyor. Çekiştirmediğin zaman ne yapıyor arkadaşlar? Merceğin normal hali zaten kalın hal. Bıraktığın zaman şişkinleşiyor yani. Diye düşünebilirsiniz. O zaman ne olması lazım? Mercek bağlarının gevşemesi lazım. Gevşemesi lazım ki merceği serbest bırakalım ve mercek ne yapsın arkadaşlar? Şişkinleşsin. Böyle çekiştirip de böyle incetmeyelim onu yani. Mercek bağlar gevşemesi için ne olması lazım arkadaşlar? Kirpiksi kasların kasılması lazım. Demek ki arkadaşlar cisimler yakında olduğu zaman kirpiksi kaslar kasılır, mercek bağlar gevşer ve mercek ne yapar arkadaşlar? Kalınlaşır. Mercek kalınlaşır diyoruz. Kalınlaşır. Peki göz bebeği nasıl düşüneceğiz? Arkadaşlar göz bebeği şöyle düşünün. İris şöyle uzamış. Şurası zaten göz bebeği. Göze ışık buradan giriyor. Arkadaşlar cisimler yakında olduğu zaman dediğimiz gibi göze ulaşan ışın fazla olduğu için bundan göz bebeği ne yapıyor arkadaşlar? Göze giren ışığı azaltmak için küçülüyor. Yani göz bebeği küçülür burada. Göz bebeği küçülür. Ne zaman bu? Yakındaki bir cisme baktığımız zaman. Peki uzaktaki bir cisme bakalım şimdi. Uzaktaki bir cisme bakıyoruz. Şeyden başlayalım isterseniz. Göz bebeğinden. İris diyelim ki şöyle uzamış. Merceğin önünde. Arkadaşlar uzaktaki bir cisimden gözümüze ulaşan ışınlar azdır. Göze giren ışık daha fazla olsun diye arkadaşlar ne yapıyor? Göz bebeği büyüyor. Uzaktaki cisme baktığımız zaman göz bebeği büyür. Gelin arkadaşlar merceğe. Bakın yakındaki bir cisimden göze ulaşan ışınlar fazla. Merceğin kalınlaşması lazım dedik ama uzaktaki cisimden gözümüze ulaşan ışınlar daha az. Kırma indisinin çok fazla olmasına gerek yok. Merceğin arkadaşlar incelmesi lazım. O zaman merceği ne yapmamız lazım? Şuradan mercek bağları çekiştirmemiz lazım. Mercek bağlarının gerilmesi lazım. Mercek bağları geriliyor. Bunun için arkadaşlar kirpiksi kasların ne olması lazım? Gevşemesi lazım. Demek ki uzaktaki cisme baktığımız zaman arkadaşlar kirpiksi kaslar gevşiyor. Mercek bağlar geriliyor ve merceği böyle çekiştiriyorsun ya şöyle düşünün. Mercek ne yapıyor arkadaşlar? İncelmiş oluyor. Uçlarından çekiştirilmiş oluyor yani. Bize bu durumu soruyor zaten. Uzaktaki cisim değil mi? Evet, uzaktaki. Kirpiksi cisim dedi arkadaşlar. Kirpiksi kaslar gevşemesi lazım. Evet, gevşemesi gerekiyor. Asıcı bağların yani mercek bağların gerilmesi lazım. Evet, geriliyor. Göz bebeğin arkadaşlar büyümesi lazım. Evet, büyüyor. Göz meceğin arkadaşlar yoğunluğunun yani kırma indisinin diyor artması lazım. Kırma indisinin artması değil, meceğin incelmesi ne demek? Kırmanızın azalması gibi düşünebilirsiniz. Bu gerçekleşmiyor. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Bir bakteri türünün diyor hangi antibiyotiğe karşı direnç gösterdiğini tespit etmek amacıyla yapılan laboratuvar çalışması antibiyogram testi diyoruz. X türü bakteriyle yapılan antibiyogram testi ve sonuç aşağıda gösterilmiş. Arkadaşlar X türü bakteri ekimi yapılıyor. Yani burada çoğalması sağlanıyor. Bakın her tarafında çoğalmış. Daha sonra ABC
Antibiyotikleri emdirilmiş bu plaklar arkadaşlar buraya yerleştiriliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle düşünün. Diyelim ki burada bakteri çoğalmış, tamam mı? Sen diyelim ki bu pilağı buraya yerleştirdin. Şöyle. Pilağı buraya yerleştirdiğin zaman arkadaşlar eğer buradaki antibiyotik bu bakterileri öldürüyorsa bunun etrafında ne oluyor? Böyle bir bakterisiz bölge oluşuyor. Tamam mı? Şöyle düşünün. Bu bölgedeki bakteriler ölüyor yani. Şurada arkadaşlar bakterisiz bir bölge oluşuyor diyebiliriz şurada. Bakterisiz bölge oluşuyor. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu antibiyotiğe karşı bu bakteriler duyarlı olmuş oluyor. Ama öldürmüyorsa, yani burada diyelim ki bakteriler çoğalmaya devam ediyorsa, o zaman demek ki bu antibiyotiğe karşı buradaki bakteriler nedir? Dirençlidir. Baktığımız zaman arkadaşlar, bakın beyin etrafında bakterisiz bölge fazla. Demek ki B'ye karşı duyarlılar. C'nin arkadaşlar halkası biraz daha B'ye göre dar ama A'dan geniş. A'nın arkadaşlar bakın bakterisiz bölgesi çok az. Demek ki neyi soruyor bize? Direncin çoktan aza doğru sıralanmış. En dirençli arkadaşlar A'ya karşıymış. Bakteriler A antibiyotiğine karşı. Sonra C'ye karşı dirençliymiş. Ama B'ye karşı arkadaşlar dirençli değilmiş. Duyarlı diyoruz buna biz. B bunları öldürüyor. Yani direnemiyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Demek ki en dirençli olduğu A sonra C sonra B olacak. Cevabımız Bursa olacak. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde sentezlenen bir mRNA molekülünün başlangıç ve bitiş kodonları arasında kodon sayısı X. Bakalım şimdi burada gösterim arkadaşlar. Şu diyelim ki bizim mRNA'mız. mRNA. Başlangıç zaten AUG olacak. Bunu hemen yazalım. AUG kodonumuz var. Bir de arkadaşlar bakın ne diyor bize? Başlangıç ve bitiş kodonları arasındaki kodon sayısı X'miş. Durdurucuyu da yazalım. Stop kodonu da yazalım. Hadi ula ala ala yazalım. Biliyorsun 3 tane var. Hangileri bunlar? Ula Ali Ali, Ula Ali gel, Ula gel Ali. Bunlar stop kodonlar, durdurucu kodonlar yani. Arkadaşlar mRNA'da bunlar bir tane olacak yani. Üçü beraber olmasına gerek yok yani. En sonunda bir tane olması yetiyor. Stop kodon. Şu arada arkadaşlar ne varmış? Farklı kodonlar var tabii bakın burada. Farklı kodonlar varmış. Bir sürü sayısını bilmiyoruz. İşte buna X demiş arkadaşlar. Şu aradaki kodon sayısı yani üçlerin sayısı X'miş. Sonra diyor bize ve tüm kodonlar dahil toplam kodon çeşidi 62'ymiş. Yani demek ki bakın AUG zaten toplam 64 çeşit kodon yok mu? Bakın 64 çeşit ne var? Kodon var. Üçlü var yani. Bunların zaten 3 tanesi stop kodonudur. Yerine kalıyor arkadaşlar. Bakın 61 çeşit ne var? Amino asit kodlayan. Stop kodonları kodlamıyor ya onları çıkarttım o yüzden. Amino asit kodlayan ne varmış arkadaşlar? Kodon varmış. Güzel. Kodon var diyoruz. Zaten arkadaşlar bize ne diyor? 61 çeşit zaten şurası yani. Amino asit kodlayan kodon varmış. 61 çeşit. Bir de durdurucu var zaten. Kodlamıyor ya. Durdurucuyla beraber ne oluyor zaten? Bir tane kodon da bu ya. Toplam 62 tane ne varmış zaten? Kodon varmış. 62 tane kodon olur. Çeşit olarak böyle olur zaten. Bakın çeşit diyoruz. 62 çeşit kodon var. Sayı bilmiyoruz. Çünkü bu sayı X dedik zaten. Ama biz amino asit kodlayan zaten en fazla 61 çeşit kodon olduğunu biliyoruz. Durdurucu dahil bir mRNA'da en fazla 62 çeşit kodon olacağını zaten biliyoruz. Ve biliyorsunuz zaten bu 61 çeşit kodon ne yapıyor arkadaşlar? 61 çeşit kodon 20 çeşit amino asit kodluyor. 20 çeşit amino asit kodladığını zaten biliyoruz. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Yani burada amino asit kodlayan 61 çeşit kodon hepsi de var. Demek ki 20 çeşit amino asitin tamamını biz arkadaşlar bu protein sentezinde kullanmışız demek ki. Bulundurduğu amino asit sayısı x artı 1'dir. Zaten bakın şurada amino asit kodlayan x tane var. Durdurucu zaten amino asit kodlamıyor. Bir de AUG'ye karşılık başlangıç kodonu metiyonin geliyor. O zaman x tane kodona karşılık X amino asit olacak. Bir tane de metiyonin gelecek. X artı 1 amino asit bulunacak arkadaşlar buradaki proteinde. Bu da doğru oldu. Sentezinde 61 çeşit TRNA kullanılmıştır. Bakın zaten 20 çeşit amino asiti taşıyan 61 çeşit TRNA vardır. Dolayısıyla burada da 61 çeşit TRNA kullanılmıştır diyebiliriz. Çünkü bütün çeşitler kullanılıyor burada zaten. Burada zaten onu söylemiş. 61 çeşit kodon var. Amino asit kodluyor ya.
Demek ki bütün TRNA çeşitleri bu 20 çeşit amino asitin taşınmasında kullanılmıştır. Cevabımız Edirne oldu. S. pneumoniae bakterilerinin kapsüllü S formu ve kapsülsüz R formu ile yapılan deneyler ve sonuçları şöyledir. Şimdi arkadaşlar canlı S formu. S formu neydi? Kapsüllü. Yani canlı kapsüllü bakın bakteri vermişiz. Fare ne yapmış? Ölmüş. Kapsüllü arkadaşlar biliyorsunuz bakteriler genellikle hastalık yapma yeteneğine sahiptir. Canlı R formu yani canlı kapsülsüz bakteri uygulamışız. Fare yaşıyor. Kapsülsüz ya hastalık yapma yeteneğine sahip değil. Ölü kapsüllü vermişiz bakın. Ölü kapsüllü. Kapsülü normalde öldürüyor değil mi canlı olduğu zaman? Ama bakın öldüğü zaman ölü kapsüllü fareyi öldürmüyor. Bakın S formu dediğine kapsüllü ama ölü. Bakın elde edilen özüt diyor. Yani ölü kapsüllü veriyoruz. Öldürmüyordu zaten. Canlı kapsülsüz veriyoruz. Canlı kapsülsüz. Normalde bakın canlı kapsülsüz neydi? Şuydu bakın R formu fare yaşıyor. Ölü kapsüllü hangisiydi? Buydu bakın ölü kapsüllü fare yaşıyor. Normalde bunlar tek başına verildiği zaman fare yaşıyordu da bunlar ikisini verdiğimiz zaman fare niye öldü acaba? İşte arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz burada? Ortamda bu kapsüllü bakterinin DNA'sı var. Yani diyelim ki şu kapsülsüz bakteri ortamda arkadaşlar diğer bakterinin özütü var diyor ya kapsüllü bakterinin. Demek ki arkadaşlar bu DNA'yı ortamdan almış bu canlı ve kapsülsüz bakteri. Daha sonra bu DNA'yı alınca arkadaşlar kapsül yapma yeteneğine sahip olunca bu sefer ne ortaya çıkmış? Canlı ve kapsüllü bakteri oluşmuş. Kapsüllü. Canlı kapsüllü zaten ne yapıyor işte? Fareyi öldürüyor. Bu bize neyi kanıtlıyor arkadaşlar? Bakın ortamdan işte canlının DNA alabileceğini kanıtlıyor. Bu olaya biz ne diyoruz? Transformasyon diyoruz. Transformasyon. Bu bize bir de neyi anlatıyor? Sen diyelim ki bir özelliğe sahip değilsin ama bu özelliği üzerinde taşıyan bir DNA aldığı zaman bu özelliğe sahip oluyorsun. Demek ki özelliklerimiz arkadaşlar DNA'mıza şifreleniyor. Yani sahip olduğumuz özellikleri DNA üzerinde taşıdığımız arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bu DNA kanıtlamış oluyoruz. Öncüllerimize bakalım. Diyor ki aynı türden diyor S. pneumonia bakterilerinin S formunun özütü ile canlı R formu arasında konjugasyon. Arkadaşlar konjugasyon iki tane bakteri arasında olur. Bakın burada ne var? Canlı kapsülsüz de ölü kapsülünün DNA özütü var. Dolayısıyla iki canlı yok ki ortamda. Bir canlı ile ortamda DNA var. Dolayısıyla iki canlı arasında olur konjugasyon. Bakın aynı tür olacak. Aynı tür iki bakteri arasında olur. Burada arkadaşlar bir taraf canlı bir taraf cansız. Pardon. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Transformasyon zaten bu konjugasyon değil. Kapsül yapma özelliğine sahip olan canlı S formu diyor. Bakteri faydasına neden oluyor. Canlı S formu hangisi? Canlı kapsüllü demek bu. Fare zaten ne yapıyor? Pardon şurası canlı kapsüllü. Şurası fareyi öldürüyor zaten. Bu da onu söylemiş. Diyor ki farklı tür bakteri arasında diyor genetik aktarım büyük çeşitliliği artırır. Zaten arkadaşlar ikisi de S. pneumoniae yani aynı türler. Bu deneyden farklı arasındaki genetik aktarım falan filan böyle bir yorum yapamayız. Deneyden bu çıkmaz. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıdaki şekilde topraktan alınan su ve minerallerin kısırlama taşıma yolları verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın emici tüyle beraber su alınıyor. Topraktan suyu alıyoruz. Bakın, epidermisten geçiyor. Zaten emici tüyler epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Arkadaşlar su iki yolla kısırlama ulaşıyor. Bunların bir tanesi arkadaşlar hücreden hücreye geçiyor. Bakın bir hücreden diğerine geçiyor. Bir hücreden diğerine geçiyor. Bu şekilde devam ediyor. Bir de arkadaşlar hücre arası boşluklardan geçiyor. Yani şurada diğer hücreler var. Öyle düşünün. Şurası arkadaşlar hücre dışı boşluk. Hücre arası boşluk yani. Bir kısmı da buradan arkadaşlar ne yapıyor? Taşınıyor. Arkadaşlar bakın endodermis tabakasında kaspari şeridi var. Su belin birikmesiyle oluşuyor bu. Bakın kaspari şeridi arkadaşlar buradan su minerallerin geçişini sınırlıyor. Nasıl sınırlıyor?
Bakın hücre dışı ortamdan yani hücre arası alandan geçmesini engelliyor ve buradaki su ve minerallerin hücreden hücreye geçmesini sağlıyor ve bu şekilde arkadaşlar bu geçiş kontrol edilebiliyor daha kolay. Perisikl neydi? Yan kökler oluşturuyordu biliyorsunuz. Yan kök oluşumunu sağlıyordu diyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan kısılıma geçen su kökten gövdeye doğru, oradan bitkinin üst kısmına doğru taşınıyor diyebiliriz. Bakalım diyor ki topraktan alınan su ve mineraller hücre arasının alanda ya da hücreden hücreye taşınarak endodermise ulaşıyor. Evet, iki yolla taşınıyor. Hücreden hücreye, hücre arası boşluklardan gidiyor. Şu kenarlara bakın. Endodermiste bulunan Kaspari şeridini aşmak için diyor su ve mineraller bakın hücre sitoplazmasından değil hücreler arası alandan geçiş yapmak zorunda. Bakın tam tersi. Buraya kadar hücreler arası boşluklardan da gelebiliyor. Buradan ise arkadaşlar hücreden hücreye geçiş yapmak zorunda kalıyor. Tam tersi bu yanlış oldu. Emici tüylerin diyor topraktan aldığı tüm maddeler kısıtlama doğrudan iletilir. Arkadaşlar bakın emici tüyden sonra doğrudan nasıl gidecek? Arada epidermis var. Ondan sonra korteks var. Endodermis var. Perisikl var değil mi? Falan filan bir sürü yerden geçmek zorunda. Cevabımız Adana olacak. Aşağıda grafikler sağlıklı bir insanda büyük kan dolaşımında kanın iki farklı organ ait kılcaldan geçiş sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiş. Bakın dikkat edin büyük kan dolaşımı diyor. Buna göre diyor seçeneklerde verilen ifade hangisi diyor kesinlikle doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığımız zaman bakın B organı hangi organdır? İşte A organı hangi organdır? B organı arkadaşlar böbrektir. Bakın böbreklerimizde bulunan glomerulus kılcallarında kan basıncı normalden fazladır ve damar boyunca arkadaşlar azalmıyor. Ozmotik basınçta arkadaşlar nedir? Zaten sabit. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Glomerulus kılcallarında hücre üzerinden geçebilen maddeler boğman kapsülüne geçiyor. Yani burada süzülme gerçekleşiyor. Süzülme gerçekleşir. Tek yönlü bir geçiş var burada. Tek yönlü bir geçiş var. Yani madde alışverişi yok burada ve arkadaşlar diyelim ki şöyle glomerulus kılcallar olsun bu. Şurası diyelim Bowman kapsülü. Bakın devamında boşaltım kanalı var. Burada arkadaşlar maddeler ne yapıyor? Buradaki yüksek kan basıncının etkisiyle Bowman kapsülüne geçiyor. Ama bakın buradaki arkadaşlar A organına ait kılcallar da kan basıncı giderek azalıyor. Buradaki o durum ne? Bakın şöyle düşünün. Şurası diyelim ki kılcal damar, tamam mı? A organına ait. Yalnız A organına ait kılcal damar büyük kan dolaşımı dediği için ne olmaz? Bakın akciğer kılcalı olamaz. Akciğer kılcalı olmaz. Neden? Çünkü büyük kan dolaşımı diyor. Küçük kan dolaşımı ya veya herhangi bir şey demeseydi küçük kan dolaşımını alabilirdik. Akciğerlere kalp arasındaki dolaşım biliyorsunuz küçük kan dolaşımıdır. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Kan basıncı bakın yüksek. Şu bir nolu alandan bahsediyoruz. Kan basıncı yüksek. Kan basıncı ne yapıyor arkadaşlar? Maddeleri dışa doğru itiyor. Dışa doğru dediğimiz neresi? Doku sıvısına doğru itiyor. Burada hücreler var. Şurada arkadaşlar doku sıvısı var. Doku sıvısı. Kan basıncı arkadaşlar ne yapıyormuş? Maddelerin doku sıvısına geçmesini sağlıyormuş. Peki protein ozmotik basıncı ne yapıyor? Arkadaşlar ozmotik basınç bakın damar boyunca sabit. Yönlü tarafa doğru, damara doğru ve sabit bir hızda ilerliyor. Bakın dikkat edin, ozmotik basınç sabit. Kan basıncı gittikçe azalıyor. Bakın şu bölgede, yani şu bir nolu kısımdan bahsediyoruz. Kan basıncı, ozmotik basıncı yeniyor ve maddeler ne yapıyor arkadaşlar? Burada dokuya geçiyorlar. Yani doku sıvısına geçiş var burada. Dokuya geçiş var. Ama bir süre sonra ne oluyor? Kan basıncı bakın, ozmotik basıncın daha düşük bir değere düştüğü zaman bu sefer kana doğru geçiş daha fazla. Yani bu sefer ne oluyor? Doku sıvısındaki maddeler kana geçiyor. Demek ki burada ne var? Kana geçiş var. İki de kana geçiş var ama bir de doku sıvısına geçiş var diyoruz. İşte bu ne demek? Madde alışverişi demek zaten. Kan geliyor arkadaşlar. İşte besin, oksijen dokulara geçiyor. İşte karbondioksit ve atıklar kana geçiyor ve bu şekilde uzaklaştırılmış oluyor diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki A organına ait kılcal damarın diyor birinci bölgesinden doku sıvısına geçen organik bir madde. Yani diyelim ki atıyorum glikoz ne yaptı? Buradan doku sıvısına geçti. Şimdi arkadaşlar doku sıvısının fazlasını kim topluyor? Burada hangi kılcallar var? Lenf kılcallarımız var.
Bakın lenf kılcalarının görevine doku sıvısının fazlasını toplayarak tekrar kan dolaşımına katan sistem. Bu da onu diyor bize. Bakın yeninin dolaşıma katılma sırasında diyor lenf sistemi görev yapabilir ve bu madde sol köprücük alt topradamana verilebilir. Arkadaşlar vücudumuzun alt kısmından gelen lenf sıvısı büyük oranda sol köprücük altı topradamarından dolaşıma katılıyor. O yüzden bu arkadaşlar glikoz diye bir molekül olabilir ve bu sol köprücük altı topradamarına tekrar kan dolaşımına lenf ile beraber katılabilir. B organına ait kılcal damarda diyor süzülme gerçekleştiği halde eminim olmaz. Bakın burada tek yönlü bir madde geçişi var. Yani süzülme var, kana geçiş yok. Emilim olayı burada gerçekleşmiyor. Bu da doğru oldu. A organına ait kılcal damarın diyor ikinci bölgesinde kandaki glikoz derişimi artabilir. Şimdi arkadaşlar yani kana glikoz geçebilir. Nerede olabilir bu? Arkadaşlar mesela karaciğer olabilir değil mi? Karaciğerin bir görevi de nedir? Kan şekerini artırmaktır. Diyelim ki bu karaciğer hücresi ise glikojeni glikoza çevirip tekrar kan şekeriniz düştüğü zaman kana verebilir yani. Dolayısıyla karaciğer olursa böyle bir durum tabii ki de olabilir. Kan şekerini karaciğer artırabilir. Azotlu bir metabolik atın diyor kandaki miktarı B organındaki kılcal damardan geçerken azalabilir. Yani böbrekten geçerken bu nefrondan geçerken arkadaşlar üre ne yapabilir? Damardan dışarı çıkıp boşaltım kanalına geçebilir. Evet. A organına ait kılcalların geçerken artabilir. Karaciğer ne yapıyor? Amonyağı üreye çeviriyor. Amonyağı üreye çevirdiği için arkadaşlar bakın şurada kana geçen üre ne yapabilir arkadaşlar? Karaciğerin geçerken artabilir. Ama böbrek kılcalından yani glomerulus kılcalından geçerken üre ne yapabilir? Süzüldüğü için azalabilir. Bakın bunu da söyledik. A organına ait kılcalların birinci bölgesinde kandaki karbaminohemoglobin ne demek? HbCO2 yani kirli kan demek. Azalırken yani karbondioksit azalır diyor. İkinci bölgesinde kandaki oksihemoglobin yani HbO2 yani oksijen arkadaşlar ne yapabilir? Artabilir. Arkadaşlar karbondioksit azalması, oksijen artması hangi kılcalda olur? Tabii ki akciğer kılcalında olur. Ama burada büyük kan dolaşımı dediği için arkadaşlar o yüzden A kılcalı ne olamaz? Akciğer kılcalı olamaz. Cevabımız Edirne olacak. Kendi kendine tozlaşma yapan bir bitkinin diyor dişi organındaki. Yani şöyle düşünelim bakın. Şöyle bir tane çiçek yapalım. Çanak yaprağımız, dişi organımız, dişicik tepeciği, dişicik borusu, şurası ovaryum. Şurada arkadaşlar erkek organ, sapçık ve başçık kısımları. Şurada arkadaşlar taç yaprak. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şurada polen oluşturacağız. Burada arkadaşlar yumurta oluşturacağız falan filan. Diyelim ki arkadaşlar şu başçık kısmı var ya, erkek organındaki başçık kısmı. Burada polen keseleri var. Burada mikrospor ana hücresi var. Bu ana hücre arkadaşlar iki en kromozom. Bu mayoz geçiriyor. Mayozla beraber arkadaşlar ne oluşuyor? 4 tane en kromozomlu mikrospor oluşuyor. Buna genetik yapıda bir ne farkı tabii. Mayoz var ya. Sonra bunların her bir tanesi arkadaşlar ne yapıyor? Mitoz bölünme geçiriyor. Endomitoz geçiriyor yani. Ve 2 tane çekirdeği bulunan polen tanesi oluşuyor. Polen tanesi içinde arkadaşlar ne var? Generatif çekirdek var. Bir de ne var arkadaşlar? Vejetatif çekirdek var. Vejetatif çekirdek. Bunların görevlerini arkadaşlar söyleyeceğiz biraz sonra. Bakın şu cümleyi kurabiliriz o zaman. Şimdi buradaki mikrosporlar arkadaşlar genetik yapılar farklı. Tamam mayoz oluşuyor ama bakın bir polendeki generatif ve vejetatif çekirdekleri nedir arkadaşlar? Aynı genetik yapıdadır. Çünkü bakın şuradaki mikrosporun mitozuyla oluşuyor. Endomitozuyla oluşuyor. Tamam. Yani bakın diyor ki bize polendeki generatif çekirdekle vejetatif çekirdeğin yani bir polendeki generatif ve vejetatif çekirdek tabii ki aynı genetik yapıdadır. Şimdi bir de diş organına bakalım. Ovaryum burada arkadaşlar. Burada ne var? Megaspor ana hücresi var. Megaspor ana hücresi. Kaç kromozomu? Bir iki en kromozom. Bu da arkadaşlar mayoz geçiriyor. Mayozla beraber bakın bir tanesi büyük, diğerleri küçük olan 4 tane hücre oluşuyor. Şunlar zaten eriyerek kayboluyor. Bir tane megaspor kalıyor. Yani kalan bir tane megaspor diyoruz. En kromozom. Daha sonra bu arkadaşlar 3 mitoz geçiriyor. 3 mitozla beraber bakın şu diş organı şurada büyütüyoruz.
Diş organında arkadaşlar ne oluşuyor? Embriyo kesesi oluşuyor. Şurası yani. Daha doğrusu şuradaki olaylar zaten burada oluyor. Üç mitozla beraber ne oluşuyor burada? 8 tane çekirdek oluşuyor. Bakın şunlar ne? Antipod çekirdekler. Şu iki tanesine polar çekirdekler. Polar çekirdekler. Şunlara antipod dedik. Bunlar döllenmeyecek. Antipod çekirdekler, polar çekirdekler döllenecek. Bir tane yumurta var. Bu da arkadaşlar döllenecek yumurta. İki tane de ne var arkadaşlar bunun yanında? Sinerjit çekirdekler var. Sinerjit çekirdekler. Bunlar da arkadaşlar döllemiyor. Bakın sinerjitler döllemiyor. Antipodlar döllemiyor. Polarlar ve yumurtalar dölleniyor. Daha sonra polen ne yapıyor arkadaşlar? Diş organ tepecine taşınıyor ve bakın burada vejetatif çekirdeğin görevi ne? Şurada arkadaşlar tüp oluşturuyor bir tane. Polen tüpü diyoruz buna. Yani spermler için yol açıyor yumurtaya ulaşsınlar diye. Devamında ne oluyor? Generatif çekirdek bunun içerisinde arkadaşlar mitoz geçiriyor ve iki tane ne oluşuyor? Sperm çekirdeği oluşuyor. Yani şunlara bakın. Sperm çekirdekleri. Demek ki arkadaşlar bakın generatifle bakın bir polenden bahsediyoruz. Yani şurada oluşan başka bir polenin arkadaşlar içindeki generatif vejetatif farklı olabilir. Yani şunlardan farklı olabilir. Bunlar yine kendi içinde aynıdır. Ama bir polendeki generatifle diğer polendeki generatif aynı olmaz demek istiyoruz. Çünkü şunlar aynı değil değil mi? Mikrosporlar farklı ya. Tamam poleni taşıdık. Polen tüpünü oluşturduk. Sperm çekirdeklerini de oluşturduk. Sonra gidiyor spermlerden bir tanesi yumurtayı döllüyor. Bakın ne oluşuyor burada? Zigot oluşuyor. Devamında embriyo oluşuyor. Diğer spermlerden bir tanesi gidiyor. Polar çekirdekleri döllüyor. Değil mi? Spermlerin bir tanesi. Bu da 3N kromozomlu triploid çekirdek devamında endosperm yani besi doku oluşuyor diyoruz. Şimdi bize neyi sormuş? Devam edelim. Polen tüpünde oluşan iki sperm çekirdeği. Bakın şu iki sperm çekirdeği zaten buradaki generatif çekirdeğin mitozuyla oluşuyor. Yani şurada mitoz var. Dolayısıyla bunların genetik yapısı tamamen tabii ki aynıdır. Embriyo kesesindeki polar çekirdekleriyle yumurta. Zaten bakın megaspor 3 mitozla beraber polarlar ve yumurtayı oluşturmuyor mu? Dolayısıyla bunların genetik yapıları bakın nedir birbirinin? Aynısıdır. Şuradaki megasporun mitozuyla oluşuyorlar. 3 mitozuyla. Polen tüpü oluşturan diyor. Vejetatif çekirdek ile polen tüpünde oluşan sperm çekirdeği. Zaten şu polen içerisinde bulunan generatifle vejetatif birbirinin aynısıydı. Sperm çekirdeği de zaten burada generatifi mitozuyla oluşuyor. Dolayısıyla bu hem generatifte bulunan işte bunlar oluşan spermler hem de arkadaşlar buradaki vejetatif çekirdek nedir? Bunların genetik yapısı aynıdır. Yani bir polende oluşanlar, bulunanlar yani. Ondan sonra bir polenden oluşan bu spermler bunların genetik yapısı aynıdır diyebiliriz. Cevabımız dediğin olacak. Aşağıdaki şekilde bazı besin çeşitlerinin oksijeni solumak katılma yolları gösterilmiş. Diyor ki hangisi doğru olamaz. Şimdi burada arkadaşlar bakın proteinler. Önce tabi amino asitte hidroliz etmeniz lazım bunu. Yağlar aynı şekilde bakın yağ asidi ve gliserole hidroliz etmeniz lazım. Karbonhidratları da arkadaşlar disakkarit, polisakkarit ise monosakkaritleri hidroliz etmeniz lazım. Daha sonra bakın arkadaşlar glikoz zaten bakın şurası glikoliz evresi. Glikolizle beraber piruvikasite dönüşüyor piruvata. Daha sonra asetil CoA Krebs'e giriyor. Bakın gliserol arkadaşlar glikolizin ara reaksiyonlarından soluma katılıyor. Yağ asitleri asetil CoA'ya dönüşerek soluma katılıyorlar. Amino asitler bakın karbon sayısına göre çünkü 20 çeşit amino asit biliyorsunuz. Karbon sayısına göre piruvata dönüşerek asetil CoA'ya ya da Krebs'in ara reaksiyonlarındaki İşte 4, 5, 6 karbonlu ürünlere dönüşerek arkadaşlar soluma giriyorlar diyebiliriz. Bakalım şıklarımıza protein amino asitleri karbonhidratların glikoza yağların yağ asitlerine ve gliserole dönüştürülmesi ile hücrede ATP harcanmadan diyor. Arkadaşlar bu olay nedir? Bu olay hidrolizdir bakın. Hidrolizde ATP harcanmaz zaten. ATP harcanmaz. Yani şuradaki olayları diyor bize bakın şu olaylar sırasında ATP harcanmıyor. Gerçekleşebilir diyor. Evet, ATP harcamadan gerçekleşir. Amino asitler diyor, oksijen solunum reaksiyonlarında parçalandığında metabolik atık olarak amonyak oluşur. Şimdi arkadaşlar karbonhidratlarda karbon, hidrojen, oksijen atomlar var. Yağlarda da aynı şekilde karbon, hidrojen, oksijen var. Ama proteinlerde ne var? Karbon, hidrojen, oksijen, azot var. Tabii ki bunu parçaladığın zaman
Azotu da ayırman gerekiyor. Amonyak açığa çıkar arkadaşlar. Azot atık oluşur. Gliserolün diyor yapısında bulunan işaretli karbon atomlarına, yani diyor ki bize şurada işaretli bir karbon atomu varmış. Güzel. Pirivatın diyor asetil koa'nın ve Krebs döngüsünde oluşan karbondioksitin yapısı da rastlanabilir. Karbon arkadaşlar buradan bakın pirivata dönüşecek bir süre sonra da bu ara reaksiyondan girdikten sonra bunun yapısında karbon işaretli olur. Asetil koa'ya dönüşecek. Buradaki karbon işaretli olur. Krebsin arkadaşlar devamında karbondioksit açığa çıkıyor. Karbon arkadaşlar buralarda rastlanır deriz. Amino asitleri ve yağ asitleri glikoliz reaksiyonları sonucu da sitoplazmada pirukasit dönüştükten sonra mitokondri zarından geçerek matrikste diyor parçalanır. Bakın amino asitler arkadaşlar piruvata, asetil koa'ya ve Krebs'in ara reaksiyonlarından giriyorlar. Yani glikolizden geçmiyorlar ki. Amino asitler arkadaşlar böyle bir şey diyemeyiz. Yağ asitleri bakın aynı şekilde asetil koa'ya dönüşüyor. Yani glikoliz evresinden geçmiyor. Dolayısıyla glikoliz evresinden bunlar geçmez. Bu yanlış oldu. Farklı besin monomerleri diyor aynı basamaktan oksijen soluma katılabilir. Bakın yağ asitleriyle bazı amino asitler bakın burada asetil koa'ya dönüşerek reaksiyona katılmış. Yani aynı basamaktan girmiş oldular. Cevabımız Denizli olacak. Aşağıda grafikte ışığın dalga boyunun, karbondioksit yoğunluğunun ve ışık şiddetinin fotosentez hızının etkisi gösterilmiş. Diğer tüm koşulların optimum olduğu yani uygun olduğu düşünülecek olursa fotoautotrof ökaryot bir hücrenin birim zamanda atmosfere verdiği oksijen miktarının ve kuru ağırlık artışının maksimum olması için diyor. Yani bu ne demek? Havaya verdiği oksijenin maksimum olması demek, fotosentezin maksimum olması demek. Fotosentezin maksimum olması. Kuru ağırlıktan kasıt ne? İşte glikoz filan. Yani fotosentezin hızlı olması demek. Bakın karbondioksit artı su fotosentezin formülü bu ya. Işık ve klorofille beraber ne oluşuyor? C6H12O6 artı oksijen. Yani ürettiğimiz besinin kuru ağırlığın maksimum, oksijenin maksimum olması demek, fotosentezin maksimum olması demek. Bir de ne diyor? Bunlar diyor seç diyor. En fazla olacak şekilde bunları seç. Fotosentez arkadaşlar bakın ışığın dalga boyu nasıl seçeceksiniz? Y seçemezsiniz. Fotosentezi düşük. M'de de yüksek ama arkadaşlar bakın K'da daha yüksek gördüğünüz gibi. Fotosentez hızını ışığın dalga boyunda K seçerek maksimuma ulaştırabiliriz. Karbondioksit yoğunluğu arkadaşlar C ya da işte CD bu aralıkta olabilir. Maksimuma ulaşmış olur bakın fotosentez hızı. Işık şiddeti de 3x ve üzerinde olabilir. Yani bu aralıkta maksimum olur. Bakalım bir ne diyor bize? Bir dediğimizde ışığın dalga boyu maksimum olduğu K'dır arkadaşlar. 1K olacak. 2 dediği arkadaşlar karbondioksit yoğunluğu CD falan olacak. Bakın C olmuş zaten. Işık şey de zaten fotosu ışık şiddeti de zaten 4x olacak. Cevabımız Ceyhan olacak. Tabi bu 3x olabilirdi yani. O zaman bunun arkadaşlar D de olabilir burası bakın dikkat edin. C ya da D olacak. Burası da 3x ya da 4x olacak. Burası da K olacak.